Mahremiyet ve tesettür. İnsanı yaratan Allah, dünya ve ahiret selametimiz için koyduğu sınırlara uymamızı bizden talep ediyor. Bu çerçevede dinin meşru saymadığı, yani haram işlerden sakınmamızı emrediyor. Haram, yani güzel olmayan, yani çirkin olan, yani insanlık onuruyla bağdaşmayan her türlü tutum, davranış. Dininin belirlediği ölçülere riayet edip düşük sıfatlardan arınanları ise müjdeliyor. Bu müjdeden nasipdar olmak için özenle korunması gereken sınırlardan biri de mahremiyet. İffetli ve haya sahibi olarak yaşamanın anahtarı mahremiyet. Ve Müslüman kadının mahremiyetinin tezahürü tesettürdür, yani örtünmedir. Yüce dinimiz, güzel ahlakın insanın fıtri bir özelliği olduğunu vurgular. Yani insan, yaratılışından iffetli, namuslu, haya sahibidir. Allah'ın verdiğine razıdır, başkalarında olana göz dikmez. Kendisinde olanı, mahrem alanını da başkalarına göstermez. Dinimiz, haram, mahrem, avret gibi kelimelerle ifade edilen hususlara hassasiyetle eğilmiş ve bu kavramların anlattığı her ne varsa onların ulu orta sergilenmesini yasaklar. Hususiliğinin korunmasını ve özenle muhafaza edilmesini emreder. İşte bu, en geniş manasıyla örtünme, tesettür emridir ve gizlenmek, saklanmak, korunmak, açıkta ve ortalık yerde bulunmamak gibi anlamlara gelen bu emrin muhatabı kadın erkek bütün Müslümanlardır. Tesettürü doğuran ilki olarak mahremiyet. Müslüman, fıtratını yani yaratılış özelliklerini muhafaza ettiği için haya sahibidir ve sahip olduğu bu özellik onu bazı şeyleri başkalarının görmesinden ve dikkatini çekmekten sakındırır. Söz gelimi, Müslüman için yaşadığı ev, başkalarının serbestçe, müttali olmaması gereken mahrem bir ortamdır. Bu sebeple İslam'da eve haram denmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarının evine mahremiyet bölgesine izinsiz girmeyi ve başkalarının özel hallerine muttali olmayı yasaklamıştır. Bunu fiilen kendi özel hayatında da titizlikle uygulayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem penceresine boydan boya çift kanatlı perde çektirmiş, kapısını da kalın ahşaptan yaptırmıştır. Bu mahremiyete uyma hassasiyetinin doğal olarak İslam medeniyetinin ev ve şehir mimarisine de yansıdığını görürüz. İslami mimari evlerin önünde bulunan ve hayat denilen bahçeyi insan boyunu aşan yüksek duvarlarla dışarıdan ayırmış. Böylece yabancı bakışların bahçe içindeki günlük hayata sızması engellenmiştir. Yüce dinimizin öngördüğü bu mahremiyet sadece evin içiyle dışı arasında cereyan eden bir hassasiyetin ifadesi değildir. Aziz kitabımız, aynı ev içinde yaşayanların bile birbirlerinin mahremiyetine riayet etmeleri, hizmetçilerin ve çocukların belli vakitlerde ebeveynin odasına girerken izin istemeleri gerektiğini ifade buyurmuştur. Ey iman edenler! Emriniz altında bulunanlar ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri vakit sizden izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz 3 vakittir. Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştıklarında öncekiler büyükleri izin istedikleri gibi her geldiklerinde izin istesinler. Nur 58-59. Her yerde herkes için örtünme. Kişinin ev içi ahvalini yabancı gözlerden saklamak için alması gereken tedbirler nasıl birer tesettür ise toplum içinde mahrem alanımız olan vücudumuzun yabancılara teşhirini önlemek için örtünmek de tesettürdür. İslam alimleri bir Müslümanın vücudunun nerelerini kimlere karşı ve nasıl örtülü bulundurması gerektiği konusunu erkeğin erkeğe, erkeğin kadına, kadının kadına ve kadının erkeğe karşı tesettürü olarak 4 başlık halinde ele almışlardır. Bu bakımdan tesettür kadın erkek her Müslümanı ilgilendirir. Hiçbir Müslüman erkek de tesettürden müstağni değildir.
Bununla birlikte tesettür konusu daha çok kadının erkeğe karşı tesettürü çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Tamamen fıtri, yaratılıştan kaynaklanan sebeplerle kadının tesettürü konusu daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. İslam dininin erkekten farklı olarak kadına daha kapsamlı bu örtünme emrinin altında yatan temel sebep, insan tabiatında var olan ve dinimizin emir ve yasaklarına uygun olarak şekillendirilmesi istenen şehevi arzudur. Bu arzu kontrol altına alınmayıp, terbiye edilmediği zaman birey ve toplumların huzurunu bozacak güçte sonuçlara sebep olmaktadır. İffet, haya gibi duyguların gelişmesi bu tehlikeyi bertaraf edecek ve bu duygular ancak tesettür ile belirlenen mahremiyet alanlarında filizlenip gelişebilecektir. Yüce Rabbimiz erkekle kadını farklı yaratmıştır. Fiziksel güç, soğukkanlılık, metanet, itidal gibi özellikler genel olarak erkekle birlikte anılırken kadın zarafet, duygusallık, nezaket, şefkat, merhamet gibi özelliklerle donanmıştır. Kadının bu özellikleri ön plana çıkarıldığında, daha doğrusu teşhir edildiğinde, haberlerde çokça örneğini gördüğümüz türden toplumsal problemler sükun etmekte ve bundan en başta kadınlar olmak üzere bütün toplum zarar görmektedir. İffet ve temiz toplum. Modern hayat tarzını benimseyen toplumlarda görülen cinsellik temelli suçların az gelişmiş olarak nitelendirilen toplumlara oranla çok daha fazla olması yukarıdaki tespiti doğrulayan önemli bir şahittir. Hatta ülkemizde bile şehirlerle daha küçük yerleşim birimleri arasında ahlak zafiyetleri ve kadınların maruz kaldığı çirkin muameleler bakımından büyük farklılıklar bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu manzaranın izahını ahlakın ve haya duygusunun zaafa uğraması yanında art niyetli amelleri tahrik eden davranış ve giyim kuşamlarda aramak gerektiğini düşünüyoruz. Örtünmenin içsel derinliği. İslam, insanların sadece dışa yansıyan tavır ve davranışlarını ıslah etmekle kalmaz, aynı zamanda ve daha öncelikli olarak insanın iç dünyasını, kalbini kötü düşüncelerden ve kötülüğe kapı açabilecek düşünce ve duygulardan arındırmayı hedefler. Kadın ve erkeği fıtraten karşı cinse meyilli olarak yaratan Rabbimiz, İnsan neslinin devamını bu meyile bağlamış ve fakat onun kontrolden çıkmaması için de sınırlar koymuştur. Bu sınırları özgürlüğün kısıtlanması olarak görenler, günümüz batı toplumlarının geneline hakim olan dejenerasyon ve çürümeyi göz önüne getirmelidir. Örtünme, Müslüman kadın için sadece yabancı bakışlara ve art niyetli yaklaşımlara karşı bir korunma aracı değildir. O, kadınla erkek arasında meydana gelmesi her an için mümkün ve muhtemel olan meşru olmayan yakınlığı engellemenin de bir aracıdır. Bu açıdan bakıldığında örtünmenin şekli de ortaya çıkar. Kadın, erkek arasındaki cazibeyi, çekimi, etkilenmeyi engellemeyen örtünmenin de tesettür olmadığı anlaşılır. Sözünü ettiğimiz bu yakınlaşmanın önüne geçmek sadece kadının görevi ve sorumluluğu değildir. Erkek de kadın kadar sorumludur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama dikmesinler, ırzlarını korusunlar. Çünkü bu daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini, süslerinin takılı olduğu boyun, kulak, baş, kol ve bacak gibi yerlerini açıp göstermesinler. Nur 30-31 ayetlerinde hem erkeklere hem kadınlara haramdan sakınmanın emredilmesi, her iki cinsin aynı derecede hassasiyet göstermesi gerektiğini ortaya koyar. İffetli ve temiz bir toplum oluşturmanın tek yolu budur. Onlar tartışmadılar, uyguladılar. Tesettür ayetinin inişinden önceki dönemde kadınlar başlarının yarısını örter, başörtüsünün uçlarını arkadan bağlar, boyun ve gerdan kısımlarını açıkta bırakırlardı. Ayrıca ev ve dışarı ortamlarında kadınlarla erkekler karışık bir halde bulunurdu. Tesettürü emreden yukarıda geçen Nur 31 ve ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına ihtiyaçları için dışarı çıkacakları zaman dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Ahzab 59 ayetleri ile hem erkekler hem kadınlar harama bakmaktan sakındırıldı. Mahrem olmayan erkeklerin yanında kadınların başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirerek boyun ve gerdanlarını kapatmaları ve sokağa çıktıklarında da dış elbiselerini üzerlerine almaları emir buyuruldu.
Yine Nur suresi 31. ayette buyurulduğu gibi, gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar emriyle kadınların dikkatleri üzerlerine çekecek şekilde yürümemeleri ihtar edilmiş ve tesettürle hedeflenen şeyin yalnızca şekli bir düzenleme olmadığı ortaya konmuştu. Tesettür emri inzal buyurulup da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edildiğinde erkekler evlerine gelip eşlerine bu ayeti haber verdiler. Sahabi hanımlar da vakit geçirmeden çarşaf gibi şeylerin kenarlarından yırtarak başlarını ayette belirtildiği gibi örttüler. O günden sonra tesettür Müslüman kadının ayrılmaz bir parçası olmuş, onun saygınlığını, iffet ve izzetini temsil eder olmuştur. İç dış bütünlüğü. Dünya hayatı ne kadar garip bir seyirle ilerliyor. Geçen birkaç asırda anlamlı, önemli, şerefli, kıymetli ne varsa zihinlerde tam zıttıyla yer değiştirmiş durumda. Bu pervasız değişim günden güne ahlakımızın en kıymetli yerine sirayet ediyor. Ahlakın en el değmemiş yeri elbette kolaylıkla nüfuz edilebilecek bir yer değildir. Bu birinin canı her istediğinde yapabileceği bir şey değil. Bu durum için şu örnek verilebilir. Manaya müdahale etmek, onu yıpratmak, onu ifade etmek için kullanılan kelimelere zarar vermekle gerçekleşiyor. Dolayısıyla İslam için önemli bir değer de zahir yani görünüştür. Mana ve niyet gibi batini haller karşısında görünenin, görünüşün bir önemi yok demek abestir. İkisinin birbirini doğurduğu ve doğruladığı unutulmamalıdır. Tesettür gibi son derece ciddi ve ehemmiyetli bir hadiseye zahiri durumdur. Manadan habersizlerin işidir gibi cümleler kullanarak saldırmaya çalışanlar, kendi durumunda anlamlı bir şey göremeyip kalplerinin temiz olduğu vehmine sarılanlardır. Nasıl ki oruç hem zahiren iç organlarımızı temizliyor ve bizi bir disipline sokuyor, hem de batınen nefsimizi tutarak ruhumuzu temizliyorsa, tesettür de aynı şekilde hem zahiri hem de batıni olarak bizi örtüyor. Sözünüzü, tesettür zahiren her nereyi örtüyorsa, içimizde de o yerlere mukabil gelen manevi, batıni yerlerimizi örtüyor, oradaki ayıpları örtüyor ve gizliyor. Örtüsüz çağ. Günümüzde ise tesettür Allah-u Teala'nın en çok konuşulan, tartışılan emirlerinden biri haline gelmiştir. Sebebi ise insanı hiç düşünmeksizin örtünmeye sevk eden iffet duygusunun zafiyete uğramış olmasıdır. Bir refleks olarak utanma duygusuna sahip olduğu zaman insan dininin yol göstermesiyle nelerden nasıl sakınacağını bilmiştir. Allah Teala'nın çok açık emirlerini anlamakta zorlanmamıştır. Fakat arzuların erdeme galip olduğu zamanlarda ki günümüz koşullarını belirleyen durum budur. Emre isyan etmek, kabul etmemek veya arzulara uygun yorumlayarak tahrif etmek yolu seçilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Fitneler tıpkı kamışlardan örülen hasır gibi insanların kalbine çubuk çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke oluşur. Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir benek hasıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar. Biri cilalı mermer gibi bembeyazdır. Dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar veremez. Diğeri ise alaca siyahtır. Tepe taklak duran testi gibidir. Bu kalp ne iyiyi iyi bilir ne de kötüyü kötü. O hevadan, nefsani arzulardan kendisine ne içirilmişse onu hak veya batıl bilir. Müslim. Bu rivayette dikkat çekmek istediğimiz mühim bir nokta var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fitneye bulanmış ve böylece kararmış kalbin kendisine benimsetilmiş değerler dışında başka bir şeyi kabul etmemesini anlatırken bir kelime kullanıyor. İçirilmiş. Bu kelimeyi vücuda alınan bir sıvının çabucak kana karışması ve insanın hücrelerine nüfuz etmesi olarak anlamak yanlış olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi kullanmakla hevadan kaynaklanan değer yargılarını benimseyen kalbi bir anlamda şartlanmışlıkla tavsif etmiş olmaktadır. Böyle bir kalbin iyiyi kötüden, ma'rufu münkerden ayırt etmesini beklemek zordur. Kalplerin safiyetini bitirmesi sonucunda da hayasızlık yaygınlaşmıştır ve namahremden utanmak yeni nesiller için anlaşılması zor, garip bir davranış kabul edilmiştir. Aksine giyinik veya çıplak olarak kendini güzelleştirip mahrem olmayanlara göstermek, teşhir etmek desteklenen, rağbet edilen bir davranış olmuştur.
Utanma duygusunun ortadan kalktığı bir dünya, insani olan değerlerini kaybetmektedir. Mahremiyetine sahip çıkmayan insan saygınlığını yitirmekte, hayatta kalabilmek için acımasız bir şekilde bencilleşmektedir. Bu durumun ne bireye ne topluma bir faydası olacak ve zulme maruz kalan dünyanın mahvına yol açacaktır. Buna razı olmak, en güzel şekildeki yaratılıştan, hayvanlar gibi hatta onlardan daha aşağı olmaya razı olmak demektir. Fakat bu yalnızca insanın rızası olacaktır. Cenab-ı Mevla'nın değil. Müslümanın gaye edindiği rıza ise insandan değil, Allah'tandır. Allah'a teslim olanlar her çağda ve her şartta yalnızca onun rızasına yönelecek, mahremiyet sınırlarına riayet ederek korunmaya, fitneden uzak durmaya imkan bulacaklardır.